Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz Penny'den hasır model çantamızın yapım aşamasını paylaşacağım. Çantamızın ölçüleri de genişlik 20 cm, uzunluk 17 cm, derinlikte toplamda 6 cm. Bu ölçülerde bir çanta için gerekli malzemelerimiz de 1 adet penye ip. 1 adet penye ip fazla yeterli geliyor. Arta kalan ipi de şöyle göstereyim. 1 adet penye ipimden arta kalan. Kullandığım penye ipin kalınlığı ve esnekliği. Penye ipime uygun olarak da ben 7 numara tığ kullanıyorum. Siz elinizin sıklığına, bolluğuna göre, kullandığınız penye ipin inceliğine, kalınlığına göre tığ numarasını ayarlayabilirsiniz. Bu çantanın püf noktalarından biri de orta kalınlıkta penye ip kullanmanız arkadaşlar. Çok ince ya da çok kalın penye iplerle çok güzel olmuyor. Ayrıca 1 adet çanta kilidi kullanıyorum. İsterseniz bunun yerine dikilebilir çıt çıtlar da tercih edebilirsiniz bu iki noktaya. 2 adet büyük yaylı halka, hazır zincir. 2 adet de orta boy yaylı halka kullanıyorum. Çantanın kenar bölümlerini birleştirebilmek için de yün iğnesi kullanıyoruz. 20 adet zincirle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Zincirler çok sıkı değil, çok gevşek de değil. Orta kararda olacak ve toplamda 20 adet zincir oluşturuyorum. 20 adet zincirimi oluşturdum. Şimdi 19. zincirin içine geri dönüyorum. Yani 20. zinciri geri dönebilmek için kullanmış oluyoruz. 19. zincirin içine geri döndüm, tığa doladım. 1 2. 2 adet ilmeğim var. İkisini bir çekti kaldık, sık iğne. Bir sonraki zincir, tığa doladım. 2 adet ilmeğim var. İkisini bir çektik aldık. Şimdi her bir zincirin içine bir tane sık iğne oluşturacağız. Zincirin ortasına batıyorum. Tığa doladım. 2 adet ilmek. İkisini bir çektik aldık. Bu noktaya kadar sık iğnelere devam ediyorum. Sonuna kadar sık iğneleri oluşturduk. Toplamda 19 adet sık iğnemiz var. Şimdi buradan itibaren geri döneceğiz. Geri dönebilmek için 1 adet zincir oluşturdum ve örneği ters çevirdim. Şimdi ilk sıradan sonra 2. ve 3. sıralarda modeli kuracağız. Tam dibindeki boşluğa batıyorum. Tığa doladım. 1, 2. 2 adet ilmeğim var. İkisini bir çektik aldık sık iğne. Şimdi bu sık iğnenin tam dibine batıyorum. Bakın zincirin dibine. Şu bölüme batıyorum. Bir aşağısına indim. Tığa doladım. İpi düzelttim. Yine 2 adet ilmeğim var. İkisini bir çektik aldık. Sık iğne. Bakın böyle bir görüntü oluşturduk. Şimdi burada 2 kere battığımız için burada bir tane boşluk atlıyorum. Arttırma olmaması için. Yanındaki şu boşluğa batıyorum, tığa doladım, 1, 2, 2 adet ilmek, ikisini bir çektik aldık. Şimdi sık iğnenin şu noktasına batıyorum. Yani zincirin dibine batmış oluyoruz gene. Burada zincirlerimiz vardı. Buraya indim, tığa doladım, ipi düzelttim, ikisini bir çektik aldık, sık iğne. Bakın hemen çapraz çapraz ilerlemeye başladı. Buraya 2 kere battığımız için şu bölümdeki boşluğu atlıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Sık iğne. Hemen sık iğnenin dibine. Bakın tam hizasındaki şu noktaya batıyorum. İpi düzelttim. Sık iğne. Boşluk. Bir sonraki bölüme batıyorum. Ve yine tam hizasındaki şu noktaya batıp ilerliyorum. İkinci sıramızda bu şekilde ilerliyor. Boşluk bıraktım bir tane. Tam dibine şu noktaya batıyorum. Her seferinde mutlaka ipleri düzeltiyorum. Çok sık yaparsak burada böyle toparlanma olacaktır. Çok gevşek bırakırsak da
Böyle arada dengesiz bir görüntü olacaktır. Onun olmaması için mutlaka her seferinde bu ipleri düzeltiyorum. Bir boşluk. Yanındaki bölüme geçtim. Sık iğne. Sık iğnenin tam dibine. Boşluğu bıraktım. Şu noktaya. Sık iğnem buradaydı. Bu noktayı batıyorum. İpi düzelttim. Sıra sonuna kadar geldim. Şu noktaya batıyorum. Sık iğneyi oluşturdum. Bir boşluk. Buradaki boşluğun içine batıyorum. Artık deseni oluşturmayacağım. Bir tane sık iğne ve bıraktım. Şu noktaya batmıyorum yani. Bir sık iğneyi oluşturdum. Şimdi geri dönebilmek için tekrar bir adet zincir örneği ters çevirdim. Tam dibindeki boşluğa batıp devam ediyorum. Bir adet sık iğne. Şimdi bir sonraki bölümde de şu noktaya batıyorum. Bakın burada böyle bir bölüm var. Şu boşluğa batıyorum. Tığa doladım, ipi düzelttim, ikisini bir çektik aldık. Yine buraya battığım için buradaki boşluğu atlıyorum ve bir sonraki boşluğa batıyorum. Sık iğneyi oluşturdum. Şimdi bir sonrakini de bakın buralarda böyle çizgilerimiz var. Bir önceki sırada oluşturduğumuz bunların altına batacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Tığ bunların altına böyle yerleştirdik. Şu noktadaki boşluğa batıyorum. Arka taraftan da çıkış noktam bakın bunların gerisinde olacak. Yani bunların bu tarafında olmayacak. Bu tarafında olacak ki deseni rahat bir şekilde oluşturalım. Tığa doladım. İpi düzelttim. İkisini bir çektik aldık. Yine bir boşluk bırakıyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bakın burada böyle bir bölüm var. Bunun altına 2 adet ilmeğin şu bölümün altına batıyorum. Çıkış noktam da bakın tam ortası değil. Bu ipi bu tarafa aldım. Hep bu tarafında kalmak zorunda bunlar. Tığa doladım. İkisini bir çektik aldık. Hasır modelimizi oluşturuyoruz. Mutlaka her seferinde ipleri düzeltelim. Devam ediyorum. Buradaki boşluğu atlıyorum. Bir sonrakinin içine sık iğne. Buradaki bölümün altına batıyorum. Tığ bu şekilde altından geçirdim. Çıkış noktam da bakın şunların bu tarafa. Kesinlikle şu bölümler bu tarafta kalmayacak. Hep arka tarafta kalacak. İlmeği aldım, ipi düzelttim, ikisini bir çektik aldık. Bir boşluk bırakıyorum. Bir sonraki şu bölümün altına tığ yerleştirdim. Bakın bu tarafında kesinlikle kalmıyor. Bu iki tarafı da bu tarafa aldım. İkisini de iki ilmeği de çektim aldım. Bir boşluk, bir sonrakinin içine geçiyorum. Şu bölümün altına battım. Yine bakın buradaki bölümün tam ortasından çıktım. Bunu bu tarafa attım. İpi düzelttim. Böyle bir görüntü olmaya başladı. Şimdi sıra sonu kadar bu işleme devam ediyorum. Sıra sonundayım. Yine bu bölümün altına batıyorum. Çıkış noktam şurası. İpi bu tarafa aldım. Düzelttim ve kapattım.
Buradaki boşluğa atlıyorum. Bir sonrakine bakın, sık iğneyi yaptım. Batacağımız nokta olmadığı için bir zincir örneği ters çevirdik. İkinci ve üçüncü sıralarda deseni oluşturduk. Şimdi artık hep bu deseni takip edeceğiz. Hep aynı işlem olacak. Zincir oluşturduktan sonra tam dibindeki boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne. Sık iğnenin şu noktasına batıyorum. Bakın sık iğnemiz burada ve ben bu noktaya batıyorum. Buraya battım. Yine ipi düzeltip sık iğne oluşturdum. Şimdi bir boşluk bırakıyorum. Bir sonrakine geçiş uyguladım. Sık iğneyi oluşturdum. Yine aynı teknik. Bakın burada böyle bir V var. 2 adet ipimiz var. Bu V'nin altına batıyorum. Yani şu noktaya. Çıkış noktam yine bakın buradaki V'lerin bu tarafında olacak. Kesinlikle bunların şöyle göstereyim. Ortasından ya da bu tarafından batmıyorum. O zaman daha başka bir desen oluşacaktır. Şu noktaya batıyorum. Bunlar da hep bu tarafta kalıyor. İpi düzelttim. İkisini bir çektik aldık. Sık iğnemizi oluşturduk. Bir boşluk. Bir sonraki bölüme sık iğne oluşturdum. Buradaki V'nin tam altına batıyorum. Buradaki V'ler de bu tarafta kalıyor. Bir boşluk, bir sonraki V'lerin altına battım. Bunları bu tarafa aldım. Şöyle göstereyim. İpi düzelttim. Sık iğneyi oluşturdum. Bir boşluk, bir sonraki boşluğun içine battım. Buradaki V'nin tam dibine batıyorum. Bakın buradaki ipler de bu tarafta kalacaklar. İpi düzelttim. Ve sık iğne. Hep bu şekilde ilerleyecek. Yine sıra sonuna kadar örüyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Bir adet sık iğne oluşturdum. Bir zincir örneği ters çevirdim. Yine tam dibindeki boşluğa batıyorum. Sık iğnenin şu noktasına batıyorum. Bir aşağısına bu bölüme battım. Her sırada teknik aynı. Bir boşluk, bir sonraki boşluğun içine batıyorum. Yine buradaki V'nin altına batıp buradakiler de bu tarafında kalacak şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi ben bu sistem üzerinden bu bölümü böyle büyütüyorum. Belli uzunlukta örme işlemini tamamladım. İki tarafı da aynı. İstediğiniz herhangi bir yüzünü kullanabilirsiniz. Ölçü olarak da toplamda ben 42 santim ördüm. Örme işlemini tamamladım. Şimdi etrafına da bir sıra ters sık iğne oluşturacağım. Siz isterseniz normal sık iğnelerde oluşturabilirsiniz. Hemen göstereyim. Şimdi buraya kadar geldikten sonra bir sıra da düz sık iğne oluşturacaksanız şu köşe noktasına bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Ve bu tarafa doğru her bir boşluğun içine bir tane sık iğne olacak şekilde örebilirsiniz. Köşe noktalarında mutlaka ikişer adet sık iğne oluşturuyoruz. Bu taraflara rahat dönebilmek için. Ama ben ters sık iğne oluşturacağım. Bunun için ilmeğimi burada zincir oluşturmuyorum. Buradaki boşluğa batıyorum bakın. Normalde hep örmemiz bu tarafa doğru ilerler ama biz şimdi terse doğru ilerleyeceğiz. İlmeğim burada. Tığ bu şekilde ilmeğin içinden çıkardım. Tığa doladım. 1, 2. 2 adet ilmeğim var. İkisini bir çektik aldık. Şimdi çok fazla böyle gevşek durmaması için de aralardan birer tane ilmek atlayacağım. Boşluk atlayacağım pardon. Buradaki boşluğu atlıyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. İpi de çok böyle sıkı sıkı tutmuyorum. Kendi halinde bıraktım.
Tığa doladım. 2 adet ilmek, ikisini bir çekti kaldık. Bir boşluk bıraktım. Bir sonraki, bakın tığ bu şekilde buradan çıkardım. 2 adet ilmek, ikisini bir çekti kaldık. Bir boşluk, bir sonraki. Bir boşluk. Bir boşluk bıraktım. Bir sonrakine batıyorum. Tığa doladım. İkisini bir çektik aldık. Bir boşluk, bir sonraki. 2 adet ilmeği çektim aldım. Köşe bölümündeyim. Buraya da aynı şekilde ters sık iğne oluşturdum. Şimdi burada 3 tanesine birer adet sık iğne yapabilirsiniz. Atlamadan. Bu tarafı döneceğimiz için, böyle kastırma olmaması için 1, 2, 3, 3 tane boşluğa da birer tane sık iğne uyguladım. Şimdi atlayarak devam ediyorum. Buradaki boşluğa atladım. Bir sonraki sıraya geçtim. Tığa doladım. İkisini bir çekti kaldık. Bir boşluk atladım. Bir sonrakine geçiş. Sık iğne. Tüm köşe noktalarda da burada uyguladığım işlemi uyguluyorum. Bir atladım. Bir sonraki boşluğa geçtim. Tığa doladım. Bu şekilde örüyorum ben bu noktalarını da. İkinci köşe bölümüne geldim. Bu bölüme bir tane sık iğne, tam köşe noktasına da yine bir tane sık iğne ve bu tarafta da bir tane sık iğne uyguladım. Şimdi atlayarak ilerleyebilirim. Bir boşluk, bir sonrakine ters sık iğne. Yine boşluğu bıraktım. Tüm köşe noktalarda aynı işlemi uyguluyorum ve başladığım noktaya kadar örüyorum. Başladığım noktaya kadar ters sık iğneleri oluşturdum. Şimdi ipi buradan kestim. İlmeğim burada. Buradaki bölümden ilmeği bu tarafa aldım. Kalan ipi ilmeğin içinden geçirdim. Ve çektim, bağladım. Bakın başlayıp bitirdiğim nokta kesinlikle belli olmadı. Kalan fazlalığı da iç tarafında yürüteceğim. Şöyle şu tarafa doğru yürütelim. Bütün fazlalık ipleri ben bu şekilde gizliyorum. Birazcık yürüdükten sonra da şöyle birazcık çektim, ipi kestim. Şöyle yaptığımda bakın içinde kayboldu. Buradaki fazlalık ipe de aynı işlemi uygulayacağım. Bu da en başta başladığımız ipti. Tüm kalan fazlalık ipleri ben bu şekilde temizliyorum. Şimdi çantamızın kenar bölümlerini oluşturacağız. Kenar bölümü için de 5 adet zincir ile başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zinciri geri dönebilmek için kullanıyoruz ve 4. zincirin içine batıyorum. Tığa doladığım 2 adet ilmeğim var. İkisini bir çektik aldık. Sık iğne. Şimdi her bir zincirin içine bir tane sık iğne oluşturuyorum. Toplamda 4 adet sık iğnemiz olacak. En başta başladığımız gibi. Buradan itibaren geri döneceğim. Geri dönebilmek için bir zincir örneği ters çevirdim. Tam dibindeki boşluktan sık iğnelere devam ediyorum. Her bir boşluğun içine bir tane sık iğne yapıp ilerleyeceğiz. Her sırada da 4 adet
sık iğnemiz olacak. Sonuna kadar geldim. Bir zincir örneği ters çevirdim. Tam dibindeki boşluktan devam ediyorum. Çantanın kenar bölümünü de bu şekilde oluşturuyorum. Bir zincir ters çevirdik. Tam dibindeki boşluk. Ve her bir boşluğun içine bir tane sık iğne. Toplamda ben 2, 4, 6, 8, 10, 10 sıra olacak şekilde örme işlemini tamamladım. Şimdi ilmeğim burada. 1 metre kadar fazlalık ip bırakıyorum ve ipi kestim. Şimdi kalan fazlalığı ilmeğin içinden geçirdim. Bu fazlalık ipi birleştirmede kullanacağız. Bu şekilde bağladım. Hem açılmasını engelliyoruz hem de ekstradan ip kullanmadan birleştirme işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. 2 adet aynı parçayı oluşturdum. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu bölümlüğü ne kadar geniş istiyorsanız o kadar zincir sayısıyla başlayabilir. Ya da ne kadar derin olmasını istiyorsanız o kadar da örebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yine aynı şekilde bu ana bölüm için de geçerli. Zincir sayısını arttırıp daha büyük bir çanta ya da azaltıp daha küçük bir çanta oluşturabilirsiniz. Tek yapmanız gereken burada herhangi bir tek sayıyla başlamanız. Yani 19 olabilir, 21 olabilir, 23 olabilir. Bu şekilde tek sayılı başlamanız. Burada zaten fark etmiyor. İstediğiniz kadar derin ya da geniş yapabilirsiniz. Kenar bölümlerini birleştirebilmek için böyle bir yün iğnesi kullanıyorum ben. Şimdi çantanın kapak bölümünü burasını oluşturacağım ve iç tarafı da burası olacak. Birleştirmeyi bu iç taraftan başlıyorum. Kesinlikle buradan dışa doğru birleştirme yapmıyorum. Eğer buradan dışa doğru birleştirme yaparsak kayma olacaktır. Bunun olmaması için tam şu köşe noktalardan başlayıp içeri doğru böyle birleştiriyorum. İstediğiniz herhangi bir noktadan da başlayabilirsiniz. Yani ister buradan ister buradan. İki tarafta da teknik aynı. İğneyi buradan çıkardım. Zaten fazlalık ipimiz vardı. Birleştirmede kullanabileceğimiz. Bir sonraki bölüme batırdım. Ve bu köşe noktasındaki bölümünde böyle üst tarafından batıp ilerliyorum ben. Birleştirmeyi bu şekilde oluşturuyorum. Bunun da böyle üst tarafından aldım. Böyle bir birleştirme tekniği uyguluyorum. Köşelerde de olabildiğince böyle düz bir şekilde birleştirme uyguluyorum. Bu şekilde yine diğer tarafı da aynı şekilde birleştireceğim arkadaşlar. Buradan itibaren içe doğru birleştirme uyguluyorum. Birleştirme işlemini tamamladım. Şimdi bağlamasını göstermek istiyorum. İpi iç tarafa alıyorum. Burada herhangi bir bölüme şöyle batıp iğneyi bu şekilde çıkardım. Buradaki ipi iğnenin üzerinden, buradaki ipi de iğnenin altından bu şekilde geçirdim ve yavaşça çekiyorum. Şöyle düzelterek çektim ve böyle bir düğüm oluşturdum. Bunu da İç tarafında yürütüp gizleyeceğim. Şöyle tersime geldi. Şuradan itibaren şöyle göstereyim. Şu fazlalığı biraz keselim.
çürüdükten sonra yine birazcık çekerek kestim ve kayboldu. Şimdi çantamızın kulp bölümünü oluşturacağız. Kulp bölümünü de ben bu şekilde oluşturdum. Bu kenar bölümüyle birebir aynı. Burada 5 adet zincirle başlamıştık. 4 adet sık iğnemiz vardı. Burada da kulp bölümünde de ben 19 adet zincirle başladım ve 18. zincirin içinden itibaren sık iğne oluşturmaya başladım. Toplamda bir sırada 18 adet sık iğnem var ve 1, 2, 3 sıra ördüm. Şimdi bu 3 sırayı böyle birleştireceğiz ve bu şekilde öreceğiz. İlmeğim burada. Bu şekilde ikiye katladım. Başladığım bölüm burası da. Böyle ikiye katladım. Şu noktadan ilmeği bu tarafa aldım. Şöyle tekrar göstereyim. İlmeğim burada. İkiye katladım ve ilmeği bu tarafa geçirdim. Bir adet böyle sık iğne oluşturdum. Şimdi hem buraya hem de tam karşısına gelen noktaya batıyorum. Tığa doladım. Yine sık iğne. Böyle bir görüntü oluşturacağız. Yani bu iki tarafı birbirine birleştirmiş olacağız. Karşılıklı noktalara batıyorum. Hem buraya hem de buraya. Ve sık iğne. Zaten kendiliğinden böyle oval bir görüntü oluşuyor. Sıra sonuna kadar geldim. Son sık iğneyi de oluşturdum. İpi buradan kestim. İlmeğim burada. Kalan ipi ilmeğin içinden geçirdim ve bunu buraya bağladım. Şimdi fazlalığı da şu iç tarafına alıp gizleyeceğim. Kulp bölümünde hazırlamış olduk. Çanta aksesuarı olarak da ben 2 adet böyle büyük yaylı halka, 2 adet kulp bölümüne takabilmek için orta boy yaylı halka ve çanta kilidi kullanıyorum. Orta boy yaylı halkaları bu çanta kulbuna yerleştiriyorum. Diğerleri zaten zincire takılı. Onları şu noktalara takacağım. Ondan öncesinde bu çanta kilidini yerleştireceğim. Şöyle ayarladığım orta noktaya bunu takıyorum. Bu bölümde ayarladığım noktaya yerleştirdim. Yaylı halkaları ben şu iç noktalardan takıyorum. Bu şekilde. Diğer kulp bölümünde şu noktalara takacağım. Penli ipten hasır model çantamızın yapım aşaması da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.